Ne yaptı arkadaşlar? Endonezya alçak basıncının bu bölgeye doğru yaklaşmasıyla birlikte denizin yüzeyinde sıcak sular birikmeye başladı. Bu sıcak sular da ne yaptı? Buradaki balıkların, bizim hamsiye benzer bir balık var, onların ölümüne neden olmuştur. Evet sevgili dostlar, geldik. İlk önce soğuk yerel rüzgarlarımızdan bahsedeceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar El Nino ve La Nina rüzgarlarına ya da döngüsüne giriş yapacağız. Şimdi soğuk yerel rüzgarlar dediğimizde arkadaşlar kuzey yarımkürede kuzey sektörlü, güney yarımkürede ise güney sektörlü rüzgarlarımız soğuk yerel rüzgarlarımızdır. Aksine Akdeniz havzasında görülen Mistral, Bora ve Krivet bizim belli başlı soğuk yerel rüzgarlarımızdır. Şimdi arkadaşlar bunlardan Mistral aslında önceki derslerimizde ufak da olsa temas etmiştik. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde Fransa'nın arkadaşlar soğuk ve karlı Massif Central platosu üzerine yerleşen hava kütleleri soğurlar. Aşırı soğuyan bu hava kütleleri arkadaşlar güneydeki sıcak olan Akdeniz'e doğru Rhône Vadisi boyunca kanalize olmaktadırlar. İspanya ve Fransa'da görülen bu rüzgarlar arkadaşlar dediğim gibi ağırlaşma sonucunda aşağıya doğru indiği için oldukça güçlü ve hızlı bir şekilde eserler ki Rhône Vadisi'nde hareket halinde bir trenin katarlarını, vagonlarını bile devirdiği görülmüştür. Mistral'in oluşması için Akdeniz havzasında güçlü bir siklonun ya da Massif Central platosu üzerinde büyük bir ya da güçlü bir antisiklonun bulunması gerekmektedir. Siklonik tip Mistral'de hava kapalı ve nemlidir. Rüzgar kısa sürmektedir ama antisiklonik tipte rüzgar soğuk, kuru ve açıktır. Rüzgar ise arkadaşlar uzun sürmektedir. Batı Akdeniz'deki Mistral benzeri kuzey yönlü başka serin ve soğuk rüzgarları vardır ki İspanya kıyılarında bunlara Levante, Kuzey İtalya'da Cenova Körfezi'nde Tramontana yani dağı aşan Tramontana, Sicilya'nın güneyinde ise Gragle adı verilmektedir. Geldik Bora'ya. Arkadaşlar Anadolu'da da yağmurlu, boranlı denir. Soğuk ve yağışlı rüzgarlara. Arkadaşlar Adriyatik Denizi'nde Dalmatya kıyılarında özellikle karstik vadiler boyunca kanalize olan yani yüksek dağlık alanında soğumuş hava kütleleri o karstik vadiler boyunca kanalize olarak hızlı ve soğuk bir şekilde eserler ki saniyede yaklaşık 50-60 metrelik bir hıza ulaşmaktadırlar. Dalmatya kıyılarındaki bu rüzgarlar kıyıya paralel uzanan ve yükseltisi az olan dağların gerisindeki soğumuş platolar üzerinde kaynaklanır ve buradan da Adriyatik Denizi'ne doğru hızlı bir şekilde iner. Ulaştıkları kıyıların sıcaklığının bir anda düşmesine neden olmaktadırlar. Krivets'e geldiğimizde arkadaşlar aşağı Tuna Ovası'nda kuzeydoğudan esen kuru ve soğuk rüzgarlardır. Krivets'in estiği dönemde arkadaşlar Bükreş'te yani Romanya'nın başkentinde sıcaklık bir anda 10-15 derece yani 1-2 saat içerisinde 10-15 derece birden düşmektedir. Krivets'e benzer rüzgarlara Makedonya'da Vardar Vadisi'nden hani Vardar Vadisi'nde Ege Denizi'ne doğru eser ki bunlara da Vardarak adı verilmektedir. Şimdi geldik tropikal rüzgarlara yani tropikal siklonlara. Tropikal bölgelerde kararlı durgun özellikteki hava kütlelerinin dengesinin bozulması sonucunda meydana gelir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar soğuk bir okyanus akıntısı üzerinden yani şöyle Labrador soğuk su akıntısı üzerinden bir hava kütlesi bir anda Gulf Stream sıcak su akıntısının üzerine geçtiğinde şimdi Labrador üzerindeyken soğuk ve kararlı ama Gulf Stream üzerine geldiğinde alttan nem ve sıcaklık alacağı için bir anda dengesi bozulur. Basınç merkezleri birbirine de yakınsa bazen dönerek çok güçlü rüzgarlar oluşmaktadır. Şimdi bu tip rüzgarlara çok eskiden beri Hindistan'da siklon adı verilmektedir ama dünyanın farklı bölgelerinde bu rüzgarlara farklı isimler verilir. İşte Hint Okyanusu'nda siklon, Büyük Okyanus'ta özellikle Çin'de tayfun, büyük rüzgar anlamındadır Çince'de. Meksika Körfezi'nde hurricane, Güney Amerika'da arkadaşlar tornado, Filipinler'de baguio, Avustralya'da vili vili gibi isimler verilmektedir. Şimdi saatteki hızı 160 kilometreden daha fazla olan rüzgarlara arkadaşlar tropikal bölgelerde kasırga adı verilir. Şimdi bunlar arkadaşlar tropikal denizlerden kaynağını alır ve kara üzerinde ilerlemeye çalışmaktadırlar. Baktığımızda arkadaşlar bu rüzgarların çok güçlü ve yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu biliriz. Bunlar denizden karaya doğru estikleri için deniz seviyesini 1-2 metre yükseltirler ve çok güçlü oldukları için de ağır bir Amerikan kruvazörünün bile batmasına neden olmuşlardır. Arkadaşlar buna benzer bir diğer rüzgar ise tornadolar yani hortumlarımızdır. Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin üzerine soğuk ve kuru bir hava kütlesi geldiğinde arkadaşlar biz bu rüzgarın oluştuğunu
biliyoruz. Bunların yatay yöndeki hızı saatte 500 ile 700 kilometreyken dikeydeki yükseltme hızı 700 kilometreyi bulabilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma eyaletinde sık sık bu tip rüzgarlara rastlanılmaktadır. Son yıllarda bizim ülkemizde de özellikle Marmara Denizi'nde ya da Doğu Akdeniz'de arkadaşlar biz bu rüzgarları görmeye başladık. Bu rüzgarlar o kadar güçlüdürler ki ağaçları kökünden sökerler. Evlerin çatılarının uçmasına neden olmaktadırlar. Şimdi arkadaşlar geldik güney salınımına, yani El Nino ve La Nina olaylarına. El Nino Büyük Okyanus'un tropikal orta ve doğu bölümlerinde her 2 ve 5 yılda bir görülen arkadaşlar okyanus atmosfer kökenli bir olaydır. El Nino aslında küçük İsa ya da yaramaz çocuk olarak da bilinmektedir. El Nino olayı arkadaşlar normal koşullarda deniz serindir. Şimdi bakın La Nina normal koşulları, El Nino ise ekstrem koşulları ifade etmektedir. Şimdi bir El Nino olayı süresince normal koşullarda serin ve kurak koşulların hüküm sürdüğü Doğu ve Büyük Okyanus'ta arkadaşlar buradan Endonezya'daki alçak basınca doğru bir hava hareketi başlar. Ne yaptı arkadaşlar? Endonezya alçak basıncının bu bölgeye doğru yaklaşmasıyla birlikte denizin yüzeyinde sıcak sular birikmeye başladı. Bu sıcak sularda ne yaptı? Buradaki balıkların, bizim hamsiye benzer bir balık var, onların ölümüne neden olmuştur. Tropikler dışındaki dolaşımın El Nino güney salınımının yani ekstrem baktığımızda sıcak koşullar egemen olmaktadır. Tropikal Büyük Okyanus'un atmosfer salınımlarıyla, Büyük Okyanus'taki atmosfer salınımlarıyla yakınında bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yani buradaki temel olay Walker sirkülasyonu adını verdiğimiz bir olay var. Ne yapıyor? Endonezya çevresindeki deniz yüzeyindeki sıcak suları batıdan doğuya doğru sürükleyerek Güney Amerika kıyılarına getirmektedir. Bazı araştırmacılar El Nino dönemlerinin Avrupa üzerindeki orta enlem siklon onların sayısını arttırdığını, La Nina'nın ise arkadaşlar antisiklon koşullarında bir artışa neden olduğunu ileriye sürmektedir. El Nino kışlarında Batı ve Orta Avrupa'da gözlenen alçak basınç anomalilerinin yüksek sıcaklık ve yağış anomalileriyle ilişkisi olduğunu da düşünülmektedir. Yine bazı araştırmacılar Avrupa'nın Batı ve Güneybatı bölümlerinden Karadeniz'e doğru uzanan bir alçak basınç sisteminde azalma meydana geldiği için La Nina yıllarında bir kuraklık bize kendisini gösterirken Doğu Akdeniz Havzası'nın ve İskandinavya'nın Atlantik Okyanusu üzerinde de bir hareketlenmeye neden olmuş ve El Nino dönemlerinin daha kurak geçmesini sağlamıştır. Şimdi El Nino ve La Nina'nın Güney Yarımküre'deki yaptığı etkilere baktığımızda bakın. Şimdi normalde Güney Amerika'nın batısında ne vardır arkadaşlar? Peru ya da Humboldt soğuk su akıntısı. Şimdi normal dönemde yani La Nina döneminde bu soğuk okyanus akıntısı ne yapıyor? Üzerinde yani soğuk suyun içerisinde plankton çok olduğu için bol miktarda balık avlanmasına neden oluyor. Ama El Nino yıllarına geldiğimizde Walker döngüsüne ya da hücresine bağlı olarak ne yaptı arkadaşlar? Endonezya adaları üzerinden bir hava hareketi Güney Amerika'ya doğru yol aldı ve Güney Amerika'nın batısına sıcak su yığılması bize kendisini gösterdi. Böylece ne yaptı? Yağış ve sıcaklık koşullarında belirgin bir değişim yaşandı. Walker dolaşımı normal ya da La Nina koşullarında Kuzey Avustralya arasında arkadaşlar yani şurada bir alçak basınç var. Bu kesimde ise bir yüksek basınç var Güney Amerika'nın batısında ve rüzgar yönü arkadaşlar burada batı yönlü bir rüzgar esiyor. Yani doğudan batıya doğru bir rüzgar esmektedir. Endonezya alçak basıncına Güney Amerika'dan arkadaşlar bir rüzgar esmekte. Olağan Hadley hücresi ise Güney Amerika'nın Ant Dağları doğusunda kalan tropikal bölümde yani Hadley hücremiz arkadaşlar şu kesimde bize kendisini göstermektedir. Şimdi arkadaşlar rüzgar Güney Amerika'nın tropikal batı kıyılarından hani yüzeydeki sıcak suyu ne yaptı? Aldı, batıya doğru sürükledi. Alttan soğuk su yüzeye geldi. Böylece arkadaşlar Güney Amerika'nın şu batı kıyılarının sıcaklığı 5 derece daha soğuk olduğunu görmekteyiz. Hava bu bölge üzerinde egemen olan yüksek basınç koşulları nedeniyle kararlı olduğu için yani yükselemediği için Hadley dolaşımına yani o Hadley hücresine katılamıyor. Bunun yerine Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki güneydoğu alize rüzgarlarını oluşturarak batıya doğru esmekte. Güneydoğu alizelere ulaştıkları sıcak olan Büyük Okyanus'un batısında arkadaşlar nem ve ısı kazanarak tekrar yükselmekte ve troposferin üst kısmından Güney Amerika'ya doğru gelerek burada alçalmaktadır. İşte bundan dolayı bir Walker döngüsü oluşmaktadır. Tropikal Orta ve Doğu Büyük Okyanus bölgesinde deniz suyu sıcaklığının çoğunlukla Walker dolaşımının normal durumu ile bağlantılı olarak uzun süreli ortalamadan daha soğuk olan koşullarda orijinal olarak biz La Nina adını veriyoruz. Hani normal koşullarımızın ismi La Nina'dır. Arkadaşlar La Nina küçük kız çocuğu anlamına gelir. Walker dolaşım modelinde
üzerinde her 2 ile 5 yılda bir güney salınım ya da güney osilasyonu adını verdiğimiz arkadaşlar bir karışıklık, bir dalgalanma meydana gelir. Normal Walker dolaşımının yönünde bir kayma. Yani basınç koşullarının değişmesiyle bir kayma meydana gelmekte. Güney Amerika'nın tropikal batı kıyılarında yükselici derin su akıntısı zayıflamakta. Yani derinden yüzeye doğru soğuk su gelmemekte ve böylece Güney Amerika'nın batı kıyılarında okyanus yüzeyine arkadaşlar sıcak su egemen olmakta. Bunun sonucunda da Peru ve Ekvator açıklarında arkadaşlar deniz suyu sıcaklıkları aniden normal sıcaklığın 4-5 derece üzerine çıkmakta. Tam yılbaşına Noel'e yakın dönemlerde meydana geldiği için arkadaşlar buna küçük çocuk ya da küçük İsa ya da yaramaz çocuk anlamında El Nino adı verilmiştir. Tropikal Orta ve Doğu Büyük Okyanus'taki bu basınç oynaması normal koşullarda kurak olan bölgelerde, çöllerde arkadaşlar kuvvetli yağışlara, nemli olan bölgelerde ise şiddetli kuraklıklara, hatta çalı yangınlarına neden olmakta. Peru ve Ekvator kıyılarında balıkçılık arkadaşlar bu dönemde büyük zarar görmekte. Çünkü balıklarda arkadaşlar toplu bir kırım, bir ölüm yaşanmakta. İşte El Nino koşulları burada insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olağan dışı ısınma besince zengin üst sularda fakirleşmeye, hani yüzeye sıcak su gelmişse içinde karbondioksit miktarı ve oksijen miktarı azalacaktır. Plankton sayısı azalacaktır. Plankton azalınca balıklar beslenemeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar balıkların toplu bir şekilde ölmesine neden olacağı için Perulu balıkçıların biz bu dönemlerde arkadaşlar geçim sıkıntısı yaşadığını görmekteyiz. Balık popülasyonundaki bu önemli miktarda azalma deniz kuşlarının ve memelileri de ciddi miktarda etkilemektedir. Herhangi bir El Nino döneminde Walker dolaşımının ters ama zayıf olduğu görülür. Şimdi normal koşulda da Walker dolaşımında yeryüzünde Güney Amerika kıyılarından Avustralya'ya doğru bir rüzgar eser. Burada yükselen hava kütleleri Güney Amerika kıyılarında tekrar alçalır. Ama bu dönemde El Nino döneminde bir zayıflama meydana gelir. Bu defa Avustralya'nın kuzeyi ve Endonezya'dan Güney Amerika'ya doğru üst hava akıntısı. Burada yükselen hava kütleleri ise ne yapar? Endonezya'ya doğru yüksek kesimlerden yol almaktadır. İşte bu olaya bağlı olarak Güney Amerika'nın batısındaki soğuk sular yüzeye çıkamadığı için problem yaşanmaktadır. El Nino döneminde Hadley dolaşımı ise kuvvetlenir. Bu bölgelerde kuvvetli yağışlara ve fırtınalara neden olmaktadır. Hadley hücresindeki bu kuvvetlenme zamanla yüzey alizelerini de kuvvetlendirmektedir. Kuvvetlenen alizeler ise Pasifik üzerinde sürüklenen sıcak suyu tutar ve El Nino olayı sona ermektedir. Soğuk su Doğu Pasifik'te tekrar yüzeye doğru çıkar. Hadley hücresi zayıflar ve bu koşullar altında arkadaşlar tekrar normal döngüye ulaşılmış olur. Önceleri El Nino yalnız bölgesel önemi olan bir okyanus olayı olarak kabul ediliyordu. Ancak arkadaşlar güneyli salınım ya da güney osilasyonu olarak bilinen büyük bir salınımın parçası olduğu bugün anlaşılmıştır. İşte küresel iklim sistemlerinin anlaşılması için bu osilasyon olaylarının da iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Güneyli salınımın tarihçesini arkadaşlar ta biz 1920'lere kadar indirebiliriz. Hindistan'da araştırmalar yapan bir İngiliz asilzadesi olan Sir Gilbert Walker ilk defa arkadaşlar Hint musluğunun üzerinde bu çalışmaları yapmış ve bu güney osilasyonunu ortaya çıkartmıştır. Walker Hindistan'daki muson yağmurlarındaki mevsimlik değişimleri açıklayabilmek için çeşitli öngörülerde bulunmuştur. Bu amaçla da Orta ve Güney Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'ndan Doğu Afrika'ya kadar olan bölgelerdeki basınç koşullarını incelemiş ve bu araştırmalar sonucunda da Büyük Okyanus'un doğusunda basıncın ortalamanın üzerinde olduğu zamanlarda Kuzey Avustralya ve Hint Okyanusu boyunca basıncın ortalamanın altına indiğini görmüştür. Walker 1930'lu yıllardaki çalışmalarında tropikal büyük okyanustaki atmosfer ve okyanus dolaşımının bazı yıllarda değiştiğine dikkati çekmiş. Endonezya, Kuzey Avustralya bölgesi üzerindeki alçak basınç alanının normal yerinden kayarak ekvatoral orta ve büyük okyanus üzerine yerleştiğini ve bunun sonucunda da hava koşullarında büyük değişimler yaşandığını görmüş ve bu olaya da güney salınımı adını vermiştir. Yeni çalışmalar özellikle Tahiti, işte biliyorsunuz Pasifik'in orta ve ekvatora yakın kısmında bulunmakta. Darwin Adası Avustralya'nın kuzeyinde bir noktada bulunmakta. Buradaki istasyonlardaki basınç koşulları temel alınarak arkadaşlar bu salınım daha somut bir şekilde desteklenmeye ya da tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu tanımlama Tahiti ve Darwin'deki normalleştirilmiş basınç anomalilerinin karşılaştırılmasıyla, yani basınçta ne gibi bir değişim var Tahiti ve Darwin'de, bunlar incelenerek ortaya konmaya
çalışılmaktadır. Güneyli salınım indisinin pozitif oluşu Büyük Okyanus'taki alize rüzgarlarının kuvvetlenmesi anlamına gelmekte. Kuvvetlenen alize rüzgarları Güney Amerika'nın batı kıyısı açıklarındaki soğuk Humboldt akıntısının yüzeysel akışına destek olmakta. Bu dönemde deniz suyu sıcaklıklarının daha soğuk oluşu, yani Güney Amerika'nın batısında daha soğuk oluşu, azalan buharlaşmaya bağlı olarak yükselici hava hareketlerinin daha az olmasına neden olmakta. Bu da Hadley hücresinin kuzeydeki ve güneydeki etkinliğini sürdürmesi için atmosfere doğru daha az gizli ısı aktarımı anlamını taşımaktadır. Çünkü denizden su buharlaşmazsa gizli sıcaklık atmosfere taşınmaz. Bu da Hadley hücresinin zayıflamasına neden olacaktır. Tersine negatif bir güney salınımı indisi alize rüzgarlarının zayıflaması ile bağlantılıdır. Bu yüzden de yükselici hareketlerdeki artış ile birlikte güney sularının batıya doğru hareketi zayıflar ve Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey suları ısınmaya başlar. Bunun sonucunda da arkadaşlar fazla buharlaşma ve konveksiyon ile gizli ısı salınımı yağışlardaki artışa neden olur. Bu olay ise arkadaşlar Hadley hücresini kuvvetlendirerek belirginleşmesine ve Hadley hücresinin ekvatora yaklaşmasına neden olacaktır. Evet sevgili dostlar, böylece güney salınımı olayını da anlatmış olduk. Gelecek dersimizde arkadaşlar artık nemlilik konusuna giriş yapacağız. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.